Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. 17 Kasım tarihinde tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Çok sayıda haber var, dolayısıyla hızlı hızlı aktaralım. Neler olacak derseniz, Türk dünyasından son gelişmeler, Pakistan'da başlayan savunma sanayi fuarında sergilenen Türk savunma sanayisi ürünleri, İsrail'in İran'a silah parçası satması, Ukrayna-Rusya savaşı son durum, İran'da devam eden protestolar, Kenya ile Kongo arasındaki son durum, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı'nın İsrail'de askeri yetkililerle beraber yaptığı son açıklamalar yine Rusya'dan Moskova formatında Afganistan meselesine ilişkin toplantı ve tüm dünyadan son haberleri aktarıyoruz. İlk olarak 16 Kasım tarihinde yapılan oylamayı görmektesiniz. Ondan 2 gün önce de bir başka oylama yapılmıştı fakat o Ukrayna'nın işgal oylamasıydı. Bu sefer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın işgal ettiği Kırım'daki insan hakları ihlallerini kınayan karar kabul edildi. Maalesef dostlar Türkiye' hariç diğer hiçbir Türk cumhuriyetinin yine Kırım Türkünün acısını görmediği değerlendirmesi yapılmış. Üstelik oylamaya katılmamakta yine Rusya'ya tepki olsa bile Kazakistan'ın doğrudan Rusya oy vermesiyle tepki çekiyor. Yani dostlar Rusya'nın Kırım'da yaptıklarını destekleyen bir oy atmış durumda. İran'da da dostlar Kaşgay Türklerinin milli şairi Avuzullah Seferi ve beraberindeki 4 kişinin de Türkçülük faaliyetlerinin etniğiyle İran'da tutuklandığı yönünde haber aktarılmış. Özbekistan'ın kabul etmemesine rağmen Türk Devletleri Teşkilatı Twitter'da kapak fotoğrafını güncellemiş durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer kardeşleriyle yan yana yeni fotoğrafta yer alıyor. İran destekli yeni Irak hükümeti de Türkleri, Türkmenleri hedef almaya devam ederken Kerkük'te çıkarılan yeni yasa ile beraber de daha doğrusu imzalatılan karara göre Irak Türklerinin okullarda Türkmeneli bayrağı açması yasaklanmış durumda. Türkmeneli bayrakları, Türk bayrakları Irak'tan indirilecek. Irak'taki Türkler saldırıya uğramaya devam ediyor değerlendirmesi yapılmış. Kenya Barış Gücü Birliği'nin Operasyon Komutanı General Jif Nigo'nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentine geldiği duyuruldu. Goma Uluslararası Havalimanı'nda KDC'nin Doğu Afrika Gücü'nde operasyonları yöneten Chico Jerome tarafından karşılanıyor. Birazdan buradan detaylı bir haber aktaracağız. Yine dostlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı İsrail'de askeri yetkililerle temaslarda bulundu. Sentcom Komutanı General Michel Kurela ile bir araya gelen İsrail Genelkurmay Başkanı General Ayiv ve açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da özellikle İran kaynaklı tehditler başta olmak üzere ortaya çıkan tehditlere karşı hazırlanıyor askeri becerimizi geliştiriyoruz ifadesini kullanıyor. Ziyaret boyunca Kurella ve İsrail askeri yetkililer entegre hava ve füze savunma sistemleriyle bölgesel güvenliği geliştirme fırsatlarını ele aldı. Daha sonrasında Amerikalı askeri yetkili F-35 uçaklarının konuştu olduğu İsrail'in güneyindeki Nevatim Havu üssünü ziyaret etti. Kurella üste yaptığı açıklamada İsrail'in burada Nevatim hava kuvvetleri üstünde Dikkatle diğer ölçüde etkileyici bir hava gücü yeteneğine sahip olduğunu gördüğünü söylerken İsrail hava kuvvetlerinin son derece teknolojik sistemler, en üst düzeyde profesyonellik ve birinci sınıf savaş yeteneğiyle üst düzey hava gücü olduğunu da iddia ediyor. Bu haberi de aktarmış olduk. Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da da olsa Rus ordusunun çekildiği her son kenti ve çevresinde yerleşim yerlerinde mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Rus güçlerinin geçen haftalarda referandumla işgal ettiği Ukrayna'nın her son bölgesindeki köy ve kasabalarda son durumu görmektesiniz. Son durumun görüntülenmesi için yerel ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri için basın turu düzenleniyor. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolarda gösteriler devam ediyor. İtalya Başbakanı Meloni G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Birçok gözlemciye göre bu zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması için temel bileşenler vardı. Ancak bana göre zirve başarılı oldu. İtalya ve Türkiye tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur açıklamasını yapıyor. Kenya ordusunun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı 23 Mart hareketinin ilerleyişini durdurmak için ülkeye yüzlerce asker daha sevk ettiği belirtiliyor. Kenya ordusunun 12 Kasım'da yapılan 900 askerlik sevkiyatının ardından bugün de yüzlerce askeri bölgeye ulaşmış durumda. Kenya'lı asker taşıyan uçaklar Goma Uluslararası Havalimanı'na ulaşırken askerleri KDC'nin Doğu Afrika gücünde operasyonları yöneten Chico Jerome karşılıyor. Son dönemde artan düzensiz göçmen akımına karşı ortak mücadele kararı alındı. Sırbistan, Avusturya ve Macaristan konuya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in ev sahipliğinde Avusturya Başbakanı ve Macaristan Başbakanı bizzat Belgrad'da düzensiz göçmenle yasa dışı göçle mücadele konusunda anlaşma imzaladı. Bali'ye gidiyoruz. G20 liderler zirvesine katılan liderler zirvenin sona ermesinin ardından Endonezya'dan ayrıldı birçok üyenin savaşı kınadığı ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki sonuçları olduğunu altını çizen bildirgede özellikle kırılgan ülkelere yönelik gıda güvenliğinin sağlanması için acil adımlar atılacağı bildirildi. Bu arada dostlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre bakanlığın G20 Şerpa ve Finans Hatları Koordinatörü olarak ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde G20 sürecini aktif şekilde yürüttüğü de not düşürmüş. Moskova'ya gidiyoruz. Rusya'da Moskova formatında Afganistan meselesine ilişkin toplantı düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov konuşuyor. Afganistan'da iktidar değişikliği sonucunda oluşan krizin aşıldığını düşünmek oldukça yanlış. Maalesef Kabil kapsayıcı hükümet kurma yönündeki çağrıyı dikkate almamayı tercih ediyor. Kapsayıcı hükümet anlayışını kendisine göre yorumluyor. Bu sorunun çözüldüğünü düşünüyor. Irkçılık yapıyor şeklinde kısaca dostlar açıklamalarda bulundu. Boşnersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleri de yemin ederek görevlerine resmen başladı. Ülkede 2 Ekim'de yapılan seçimlerde ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'ne seçilen Boşnak Denis Petrovic, Hırvat üye Zeliko Komsic ve Sırp üye Zelika Çivanoviç yemin ederek görevlerine başlamış oldu. Çivanoviç burada yaptığı açıklamada seçimlerde kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederken Bosna Hersek içerisinde ve bölge ülkeleriyle işbirliği köprüleri inşa edilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'ın Karaca şehrinde düzenlenen ve 28 Türk savunma sanayi şirketinin katıldığı Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri Aydiyaz 2022 başlamış durumda. Uluslararası basındaki habere göre 18 Kasım'a kadar devam edecek fuarda 500'den fazla uluslararası savunma şirketi, 64 ülkeden 264 delegasyon katılıyor. Fuara 2002'den bu yana savunma ürünleriyle katılan Rusya'dan bu yıl sadece delegasyon bulunuyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawel Buttozerdari burada yaptığı açıklamada fuarın dünya genelinde özel ve kamu savunma şirketlerine ürünleri tanıtmak için fırsat sunacağını belirterken İki yılda bir düzenlenen IDS 2020'de COVID-19 salgını sebebiyle bu fuar yapılamamıştı. Türkiye'den 28 savunma sanayi şirketi fuara katılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için millileştirilen Mühimat eğitim potu da Pakistan'a ihraç edilecek. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre Türk Savunma Sanayisi bünyesinde uzaktan algılama, elektronik harp, haberleşme, simülasyon eğitim, görev sistemleri alanında Birçok sorumluluk üstlenen SDT uzay ve savunma teknoloji yeni bir ihracat başarısı yakalamış durumda. Dünya Kupası ev sahipliği yapacak ilk Orta Doğu ülkesi Katar'da heyecanlı bekleyiş devam ederken turnuvaya sayılı günler kala başkent Doğa'da taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kornişte toplanan Cezayir taraftarları da takımlarını desteklemeye devam ediyor. Çin'e gidiyoruz. Çinal Kurtuluş Ordusu PLA'nın 5300 metre yükseklikte tatbikat yaptığı belirtiliyor. Çinal Kurtuluş Ordusu PLA keşif birimleri, VTOL yani diki iniş kalkış yapabilen iyaları, lazer göstergelerini, termal vizörleri ve bireysel entegre savaş sistemleriyle beraber tatbikatlara devam ediyor. İran'da Zaidan'da Sünni Cuma İmamı Abdülhamid konuştu. Sözde lider Hamani'nin gönderdiği heyetten beklentimiz kanlı cuma cinayetini kınamasıdır, şehit haneleriyle dayanışmadır, beklentimiz tehdit değildi şeklinde bilindiği gibi İran cuma namazında beruşları öldürerek cumayı kana bulamıştı. İran yapımı siyalarda İsrail malı optikler kullanıldığı da ortaya çıktı böylelikle. İsrail ile İran arasındaki işbirliği bir kez daha pekişmiş oldu. Ukrayna Rivne'de Ukrayna ordusu Belarus'un olası bir kara saldırısını önlemek için hendek kazmaya başladığını duyurdu. Evet dostlar, hoşça kalın.